Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Uzun sap bağlamada ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün birazcık süsleme ekleyebilir miyiz? Buna bir bakacağız. Önceki derslerde çok iyi etütler vermiştim. Günlük yarım saat, 45 dakika, 1 saat belki, 1,5 saat mümkünse parmak egzersizi yapın sadece. Parmak egzersizleri nedir biliyor musunuz? Bir binanın kolonlarıdır. Kolonları yapmadan dış cephesini süslemenin bir anlamı var mı? Yok. O yüzden biz temelleri sağlam atmamız lazım. Aynı bu şekilde bağlamanın temelleri, kolonları da nedir biliyor musunuz? Parmak egzersizleridir, etütlerdir. Dakikayı tutuyorsunuz. İsteyen 3 dakika artı 3 dakika artı 3 dakika şeklinde parmakları yoruyor. Ama biraz hızlandırın artık. İlk derslerden bu yana biraz daha hızlı yapmaya çalışın. Normalde 1-2-1-2-1-2 yaptığınız bir etüdü 1-2-1-2-1-2 biraz daha hızlı hale getirin arkadaşlar. Süslemeli egzersizler de verdiğimi hatırlıyorum. O egzersizleri de güzel güzel çalışın ve süsleme yaptığımızda, çarpma yaptığımızda, bazı teknikleri uygulamaya başladığımızda güzel bir şekilde yapasınız arkadaşlar. Şu soruyla karşılaşmak istemiyorum. Gelmişiz 15. derse, örnek veriyorum. 15. derste çarpmalı, süslemeli bir türkü çalıyoruz. Çok güzel bir türkü çalıyoruz. Misal. İnşallah güzel bir türkü çalarız o 15. derste. Benim gösterdiğim süslemeyi, çarpmayı yapamadığı için hocam ben bunu yapamıyorum. Arkadaşım 1. dersten itibaren söylediğim gibi çalıştın mı? Çalıştıysan yaparsın zaten. Neyse fazla uzatmayayım. Yaylalar. Bugün Yaylalar türküsünü beraber çalacağız. Bu dersten önce yarım saat 45 dakika çalıştıysanız, parmakları yorduysanız derse geçebilirsiniz. Ama onun dışında videoyu durdurun ve çalışın. Daha sonra bu dersi yapın. Bazı yorumlarda hocam gereğinden fazla konuşuyorsun, direkt türküye geçsen olmaz mı tarzında yorumlar geliyor. Kıymetli arkadaşım, benim ve takipçilerim arasında güzel bir bağ var. Güzel bir duygu var. Biz ilk önce bu muhabbeti ediyoruz. Sohbetimizi yapıp daha sonra söylemem gereken şeyleri söyledikten sonra derslerimize geçiyoruz. Hazırsanız derse geçelim. Geçelim. Hala sağa sola bakanlar var. Arkadaşım akordunu yaptın mı? He? Yaptın mı akordunu? Akordunu yaptıysan bağlamanı güzel tut. Evet, güzel. Biraz indir aşağı. Biraz indir. Evet, güzel tut. Bu arada kendime söylüyorum gibi de size söylüyorum. Sana. Evet, sana söylüyorum. Bana mı diyen? Sana söylüyorum. Hadi geçelim. Dostlar önümüze gelen portaya bakıldığında 2/4'ü görüyoruz. Yani her ölçü içerisi hangi nota olursa olsun 2 vuruşa eşit anlamına geliyor. Ölçü sayısının sol tarafına bakıldığında bemolü görüyoruz. Bemol 2'yi görüyoruz. Bu da si'lerin, bütün si'lerin bemol 2 olarak çalınacağı anlamına geliyor. Yani ölçü sayısının sol tarafına bir değiştirici işaret, bemol, diyez gibi değiştirici işaretler konulduğunda bu şu anlama gelir. Hangi notaya konulduysa o işaret, değiştirici işaret eserin tamamında o nota artık diyezdir ya da bemoldür anlamına gelir. İlk portedeki ölçüye bir bakalım. Ankara tartımını görüyoruz. Ankara. Yani re, mi, mi. Devam ediyorum. Mi, mi, do. Re, mi, 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 do. Ne ile ağlıyor? Birinci parmakla. Re, mi, 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 do. Yani 1, 3, 3, 3, 3, 1. Bu da parmak numarasıydı. Ankara tartımı bakın. Aşağı, aşağı, yukarı. Aşağı, aşağı, yukarı. Yapıyorum. Re, mi, 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 do. Devam edelim. Re, do, do, re, mi, do. Bakın üçle başlıyorum. Re, do, do. Sonra re'ye birinci parmağı kaydır. Re, mi, do. Re, do, do, re, mi, do. Re, do, do, re, mi, do. Devam edelim. Re, do, si, la. Re, do, si, la. Re, do, si, la. Re, do, si, la. Re, mi, 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 do. Re, do, do, re, mi, do. Re, do, si, la.
Porte'nin tamamı bu şekildeydi. Diğer porte. Sol, do, si, do. Gelibolu bakın. Sol, do, si, do. Devam ediyorum. Re, do, do. Devam edelim porte'nin tamamını. Re, do, do, re, mi, do, re, do, si, la. Tamamını yaptık. Birinci ölçüsünü çalalım. Yapalım. Sol, do, birinci parmağı si, birinci parmağı kaydır, do. Devam edelim. Re, do, do. Devam edelim. Re, do, do. Devam ediyoruz. Birinci parmağı kaydır. Re, mi, do. Re, mi, do. Devam edelim. Re, do, si, la. Diğer porte geçelim. Re, mi, 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 do. Gelibolu. Re, mi, 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 do. Çalalım. Devam edelim. Re, do, do, re, mi, do. Bakın. Re, do, do, re, mi, do. Hızlandırabildiğiniz kadar hızlandırın. Re, do, do, re, mi, do. Mızraplara dikkat. Ankara, Karaman, Gelibolu. Hangisini yapıyorsa ona göre yapın. Diğer ölçüye geçelim. Re, do, si, la. Son ölçü. Sol, do, si, do, re, do, do. Devam edelim. Re, do, do. Şimdi birinci parmağı kaydır. Re, mi, do. Sonra re, do, si, la. Parçanın tamamı bu kadar. Çalışıp güzel bir şekilde isteyenler bana Instagram'dan, DM'den videoyu yollayabilirler. Evet dostlar, bir dersin daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur bu ders. Her ölçüyü videoyu durdurup 5 kez, 10 kez, 20 kez tekrar ettikten sonra diğer ölçüye geçtiğinde, daha sonra o iki ölçüyü birleştirdiğinde 3'ü ekle, daha sonra onları birleştir falan, bu şekilde ilerlediğinde güzel çalacağından eminim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyleri yorumlara yazın. İçinden de çıkamadığınız şeyler olursa nereden ulaşıyorsunuz bana? Instagram'dan, DM'den yazın arkadaşlar. Ben oradan dönüyorum. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.